görmediğiniz. Hocam, şimdi... hocam eğer bildiğim bir şey varsa onu konuşalım. Canım, yani... Ama bunda anormal bir şey yok yani. Bele mi? E tabii yok çünkü şu Belanda'nın şampiyonluklarda çok ciddi katkısı oldu. Bakın o açıklamayı yapmadan iki saat önce o futbolcuların hepsi soyunma odasında bir araya geldiler. Birbirleriyle bir takım olduklarının sözünü verdiler, yeminli ettiler. Bir takım olarak sahaya çıkıp mücadele verdiler. İyi oynadılar, kötü oynadılar, kazandılar veya kaybettiler. Ne zaman verdiler maçtan bunu? Maçtan sonra, o maçtan önce o maçı evet. kazanmak için kendi aralarında konuştular. Maçtan sonra bir futbolcunun yaptığı bana bir arkadaşlar. böyle Hocam aralar. Bana tuhaf Bir yere ne? mesaj veriliyor ya. Hocam ne benim o? bu fotoğraftan anladın Bir yere anlatım, mesaj veriliyor. Fil, orası florya. Bir flor yerlere mesaj veriliyor. Bak orası florya. Sizin yorumunuz benim yorumum. dediğin mu? yönetime mi hocam? Bu, evet abi. Evet, 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 başka Fotoğrafla neresi fotoğraflar yönetime mesaj veriliyor, yani. mesaj veriliyor Ay, ya. Diğerler deyince. Organize mesaj veriliyor. Benim hocam, fikrim. Hocam orası neresi? Sizin Florya. Sizin fikriniz ya böyle futbolcular hep gönderilsin. Ben de varım gönderilsin. Bakın ben fikrimi Erban söylüyorum. Sen de, ne kadar açın? sen de futbol oynadın Orası hocam. Florya. Orada Florya çalışanları var. Bir tek kapıdaki güvenlikçiler yok bildiğim kadarıyla. Herkes orada. Ben bu fotoğraftan şunu anlıyorum. Biz Yönetimin aldığı kararın yanında değiliz. O kadar basit. Silori halkı olarak. O kadar basit. Budur. Hocam ben de 16 yaşında beri medrede çalışıyorum. Bu fotoğrafı öyle okuyorum. Haklı ya. mı? Bence haklı. O teknik onayı olmayan bir oyuncuyu kadro dışı bırakmak bence doğru bir şey değil. İdari karar var, teknik karar var. İkisi bir arada olduğu zaman kadro dışı bırakırsın. Yani feshetme. Para cezası vermeli bir şey demiyordu bence Fatih Hoca. Suç işledi mi? Bence işledi. Ama bugün kazandı. Bugün kaybetseydin ne olurdu? Veya orta sahadan iki oyuncuyu Allah göstermesin giderken şampiyonluk kaybettin. Ah şu an keşke Belhanda olsaydı da oynasaydım derse Fatih Terim yarın. O zaman ne diyeceksin? Peki o zaman burada şunu sorayım. Burada teknik adamın onayı mı olmalı, rızası mı ha. olmalı? Ha. Ya bu işte bir şey söyleyeyim Teknik adamın onay olmasa o fotoğrafı o kare sahaya da çıkartmaz. Hayır, hayır, yok, yok kararda. O fotoğraf... Karar. da kararını diyorum. Fesh Fesh onay mı? rıza mı? Bakın çok önemli iki kelime. Çok farklı iki kelime. Bak ne güzel açılmaya başladınız. Ben Hadi bakalım, zaten. hocam. Ben her zaman açık konuşuyorum. Hadi ben. buyurun. Şimdi... Güzel senin dediğine en fikirim, Onun için söylüyorum. Hadi buyurun şimdi açın bakalım da. Hocam Galatasaray yönetimi Belhanda'yı gönderirken Galatasaray'ın yazılı olmayan ama Galatasaraylı diye tabir ettiğimiz o ana tüzüğünün önemli maddelerine göre görünüyor. Tamam. Ki bu maddeleri futbolcularla yaptıkları sözleşmelerde de yazıya dökerler ve imzalatırlar. Bütün kulüplerde hep şunu biliyoruz. Hiç kimse kulüpten büyük değildir. Dolayısıyla o hiyerarşik yapı içinde Galatasaray'da da başkandan başlayarak o yapı içinde herkesin üstündekilere o sevgiyi, o saygıyı göstermesi lazım. Bunu en iyi bilenlerden biri Galatasaray'ın başkanıdır. Bunu en iyi bilenlerden bir tanesi de Fatih Terim'dir. O yüzden bu tür kararlar alınır iken Galatasaraylılığın neyi gerektirdiğini ikisi de çok iyi bildiği için aralarında bu nedenden dolayı hiçbir zaman bir fikir ayrıcalığı yaşanmayacak. Ama burada var. Çünkü çünkü bakın. Yani burada bir, aynı fikirde değiller ki. Bakın. Bir Hocam, kısa bir şey soracağım size bak. Sanatörlük yaptınız. Şimdi bu fotoğraf böyle ben de yaptığımda oyuncu biz kadro dışı bıraktık hocam. O Erman Hoca söylüyor ya Galatasaray'da. Evet bıraktık gitti. Oyuncu 3-4 tane de hatta. Hem sözleşmelerini mukavellerini feshettik. Aynı şekilde ligin son bölümünde gittik. Ekonomik koşullardan. Hiç sahanın içine girip böyle fotoğraflar bilmem bu kareleri falan verilmedi. Zaten bu kareye girmesi için Fatih Hoca'nın mutlaka bu organizasyondan haberi olması gerekir. da o haber olmadan o zaten... Antrenman sahasından içeri de giremez, arkadaşlarına da veda vedalaşamaz. Mutlaka Fatih Hoca yanına gitmiştir. Evet. Ben bir fotoğraf çektirip böyle böyle bir hep beraber olursanız, bir organize ederseniz yardımcı antrenörler siz de biliyorsunuz onu organize etmiştir. Oyuncularla sizle bir ara fotoğraf çektirmek istiyorum. Fatih Terim de tamam demiştir. E bunda bir sakınca Hayır, yok. Sen burada de olsan sana evet diyeceksin. Biz bu fotoğrafı ben de konuşmuyoruz. Evet bu fotoğraf bir kenarda artık. Bizim konuştuğumuz Belhanda'nın gönderilmesinde Fatih Terim'in rızası mı? onayı mı? Bu iki kavramı sorguluyoruz. Hocam da dedi ki orada bir konsensus oluşmuştur o şekilde gitmiştir. Galatasaray kültüründe bu vardır diyor. E, bunu bunu şimdi o, şimdi Fatih Hoca'ya da hmm. bunu açık açık sormak lazım. Bakın bu açıklamalar yapılmıyorsa ki kulüpleri bu konuda bence çok samimi aç açıklamalar yapmaya davet ediyorum. Biz kendi kendimize birçok yorumla onların işini zorlaştırıyoruz. Tabii. eğer fikir ayrıcalığı varsa yoksa hiç önemli değil. Ya yani günümüzde artık iletişim diyorsak insanların hele hele koskoca bir camiayı entelede şey söylüyorum. Uzatmadan bu çok uzattığınız zaman sulandırırsınız. Ben size soruyorum. Belanda'nın gönderildiği günden bugüne kadar kaç gün geçti? Bir hafta bile olmadı herhalde. Evet. Salı günü. teknik Abi, direktörü. Üç, 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 dört, bu olaydan var. sonra bu üç gün zarfında Yönetimin yaptığı son derece doğrudur dedi mi? Kim? Teknik direktörü. Demedi. O, demedi. Yaptı, Niye demedi, demedi hocam? Dedi. Bugün demedi. Konuşacak, yanlıştır da demedi dediği gibi. Bugün belki konuşacak. Peki demedikten sonra şu fotoğraf ne oluyor? Ya Bırakın bu işleri ya. Herhalde demedikten uzun bu ben, işleri? Ben fotoğrafın nasıl okuduğumu söyledim. Gönderildiği gün evet abi benim de haberim vardır. Benim de onayım vardır. Teknik direktör olarak yönetim bir işi yapmıştır. Ben de arkasında durdum dedi mi? Hocam şimdi toplantı var soralım o zaman. Bizim arkadaşlarımız Sorur. varsa aynen bunu sorsunlar orada. Sorarlar bence. Hocam de. biz de gönderildik bazı yerlerden. Bizim olduğumuz yerde de bazıları gönderildi. Bu tür fotoğrafların çekilmesine her zaman rıza gösterdik. Hatta o fotoğrafların içine girdik. Bunda gayet normal olması gereken bir davranış. Abicim benim söylediğimle senin söylediğin aynı işlerdi. Ben başka bir şey söylüyorum. E tamam Fatih bunu yo yönetim yolluyor. Sen bu fotoğrafı çektirdiğin zaman yönetime mesaj veriyorsun kamuoyuna. Siz beren de yanlış gönderdiniz. Benim anladığım bu. E ben Sen de. anlamıyorsan ayrı. Ama demin diyorsun ki ya Galatasaray başka Galatasaray futbolcu Galatasaray teknik tek direktörü Galatasaray'ın bir kültürü vardır. Evet. Bu kültürümüz Şimdi o, o kültürse bu fotoğraf çekilmez. Hocam O kültürse durdururlar. Yönet, yönetime teknik de de adam sonra çıkar. Sonra... Der ki yönetimin yaptığı doğrudur. Tık diye biter. Ondan sonra da fotoğrafı çeker. Bak. Teknik ben öyle düşünüyorum. Hocam sen de başka düşünebilirsin. Evet. Ben derim ki teknik adam olarak kardeşim yönetimin aldığı karara biz uyarız teknik adam olarak ben de uyarım. Doğru yapmışlardır, tamamdır. Fotoğraf çekerim tamam. Ama hiç açıklama yapmadan şu, şu fotoğrafı çekiyorsan yanlış. Hocam o fotoğrafa biri, girmem. birini yönetim gönderdi diye dört sene benim birlikte çalıştığım bir kişiyle ben düşman mı olacağım ya? Ben onunla ilişkimi, arkadaşlığımı ondan ya, sonra da devam de fikrin tabii. Evet. Herkes dinliyor kamuoyu şimdi bunu tabii de değer verirler. Ya şey yaparlar, değerlendirirler. Evet, e, şurada da Galatasaray'ın Belhandalı ve Belhandasız Galatasaray'ın performansını şu dönemde berhanda Belhanda varken 99 maçta 59 galibiyet, Belhanda yokken 51 maçta 18 galibiyet almış takım. E, performansı da burada. Birisinde %59,6 Belhanda varken galibiyet yüzdesi. Belhanda yokken 58,1. İkisinde de puan ortalaması aşağı yukarı aynı 2. Belhanda varken biraz daha fazla topa sahip olmuş hocam. Ya ben şu Erman Hoca'nın konuya kısa bir tekrar oraya dönmek istiyorum. Mesela Galatasaray'ın hafta içi yapılan antrenmanlarında Fatih Hoca'nın resmi yoktu. Bilmiyorum dikkat ettiniz mi? Hiç yoktu. Fatih e, Hoca'nın mesela genelde e, antrenmanlarda resmi olurdu. Sosyal medyada hiç yoktu. Arkasından bir tane resmi çıktı. O da Kayseri Spor işte. Havaalanından inince öyle. Yani buradan da bazı şeyler okuyabiliriz. Belanda'nın gidişiyle. işte yönetim Fatih Hoca. Belanda üçgeninde. Özellikle hem yönetim ve Fatih Hoca. Yani onların arasında neler olduğunu... Bunu da okuyabiliriz. Ha yani bu yani hafta içindeki o sosyal medyada Fatih Hoca'sı resimler, antrenman fotoğrafları bile birçok şeyi yani anlattığını düşünüyorum ben. İşte hocam burada da nereye geliyoruz biliyor, biliyor musunuz? Bilmiyorum. Sizin söylediğiniz şeye. Bir açıklama olmayınca herkes bir yorumda bulunuyor o zaman. Şimdi açıklamayı yapıp herkesin de farklı bir şey söylemesinin önüne geçmek var. Geldi işte açıklama. En çok Heh. Hizmet edenlere teşekkür edilir, onore edilir ama Galatasaray devam eder. Bu ben de olsam bir başkası da olsa. İki sene üst üste şampiyon olan, Beşiktaş'ı o an yenmiş olan bir teknik direktörü gönderdi Galatasaray. Efsanesi dediği Fatih Terim'i. Var mı devamı? İki sene üst üste şampiyon olan... Bak biz onu dedik böyle gönderilen futbolcu var ya, mı dedik ama hocayı ya, gönderdi i, i, ona vurgu yapıyor. Orada. Ya bu örnek doğru Beni gönderdi ama bu örnek doğru örnek değil. ya Fatih Hoca çok güçlü ve de başarıları olan bir teknik adam Galatasaray tarihinde değil mi?